Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli mümin kardeşlerim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimizin bize imandan sonraki en büyük nimetlerinden ve aynı zamanda emanetlerinden biri çocuklarımızdır. Ve çocuklarımızın mümin olarak yetiştirilmeleri de en önemli görevlerimizdendir. Her an aktif cihadımızdır bu. Kudüs, kilometreler sonrasının cihadı ama çocuk metre bile değil, kucağımızdaki cihattır. Kucağımızdaki cihadı bırakıp ötelere gitmeyi kabul edemeyiz. Mecburuz. Rabbimiz kucağımızdaki çocuklarla bizi imtihan edecek. Kucağımızdaki çocukların imtihanı bizim kucağımızda bir sorun olduğu gibi şeytanın da o derece yoğun ilgilendiği bir sorundur. Çocuklarımızla alakalı olarak bir başlık açmak istiyorum. Çocuklarımızın mümin olarak yetiştirilmeleri ve dolayısıyla ibadete alıştırılmaları gerekiyor. Çocuklarımızın başta namaz olmak üzere diğer bütün ibadetlere alışmaları, camilerdeki hoca efendilerin, medreselerdeki muallimlerin görevi değildir. Onlar öğretirler sadece. Tıpkı okullarda öğretmenlerin yazmayı ve okumayı öğretip geliştirdikleri gibi. Ama çocuklar Türkçe konuşmayı mesela kelime kelime annelerinden, babalarından yaşadıkları evlerden öğrenirler. 2 yaşına geldiğinde bir çocuk bütün hacetini anlatabiliyor. 3 yaşına geldiğinde büyükler gibi konuşuyorlar zaten. Öğretmen görmeden, muallim görmeden. Çocuk sadece annesini taklit ederek, babasını taklit ederek otur, kal, geldim, ver diyor. Türkçenin temeli de budur zaten. Tümceydi, yüklemdi. Okulda öğretmen sonra öğretiyor onu. Bunlar hep işin bürokrasisi. Aslını aile veriyor. Tıpkı çocuğun 3 yaşına gelinceye kadar konuştuğu dilin, ana dilinin temel mantığını, kelimelerinin bir bölümünü öğrenip hayatta varım ben dediği gibi ibadete alıştırmayı da anneler, babalar yapacaklar. Ev yapacak, camideki hoca efendi, medresemizdeki muallimimiz fıkhın inceliklerini anlatacak. İbadet olarak mesela temizliğin ruhunu anne verecek, fıkhını hoca efendi öğretecek. Anneler ve babalar, ev ashabı, evdekiler, bu ruhu okuldan, imam hatip lisesinden, Kur'an kursundan, cami imamından beklememelidirler. Tıpkı Türkçe'de olduğu gibi, Türkçe öğrettiğimiz gibi çocuklarımıza. Ama bütün bunlar bir ayrıntıyı önümüze koyuyor. Demek ki bir şeyin zevkine ulaşmak başka, onun dosyalar dolusu bilgisine ulaşmak başka. Çocuklarımızın namazla ilgili, eğer ibadet deyince sadece namazı anlayacaksak, oruçla ilgili sadece orucu anlayacaksak, dosyalar dolusu, kitaplar dolusu bilgi sahibi olmaları hocaların işi, muallimlerin işi. Öğretirler, imtihan ederler, çocuğumuz bilir. Ama kelime kelime, Türkçe öğrendiği gibi, kaşık tutmayı, çatal tutmayı, sofraya oturmayı öğrendiği gibi. Müminim, mümin olarak
ben namaz için yaşarım. Bir vakit namaz benim bütün hayatım demektir. Diyecek çocuğun bu heyecanı evde alması gerekiyor. Heyecanı evde alsın, ilmi medresede, camide, imam hatip lisesinde alsın. Bir örnek vermek istiyorum. Bir önceki neslin öncesi, mesela 150 sene önceki insanlar, bugünkü çocuklara göre, nesle göre sıfır denecek imkansızlıklar içindeydiler. Okul, medrese, kütüphane, kitap yoktu. Ama aman Allah'ım, bir vakit namaz için can verecek bir heyecanla yaşıyorlardı. Hoca da yoktu köylerinde. Ama neneler, anneler hayatı namazın bir parçası olarak öğrettiler. Namazı hayatın şartı olarak öğrettiler. O ruhu çocuklar aldılar. Medrese görmediler. Ama camileri doldurdular. Camilerinde hoca da bulamadılar. Ama camilerde kendi kendilerine namaz kılmak da gerekse kıldılar. Şimdi her yer hoca kaynıyor. Her yer. Herkes hoca zaten. Cep telefonları da allame oldu. Elektronik cihazlar da hoca efendi oldu. Namaz, oruç, nerede? Kur'an okumak, nerede? Demek ki aileler asıl verecekleri heyecanı başka görevlilere havale edince bilgimiz oldu, çocuklarımızda ibadet heyecanı olmadı. Onun için Türkçe öğretir gibi kelime kelime ibadet lezzeti vermek lazım. Bu evin görevidir. Ve bu görev 3 aylık, 5 aylık bir görev değildir. Ömür görevidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.